alen nisai kadınlara, yani erkekleri bir evin reisi olarak seçen, tayin eden insanlar mı, Allah mı? Allah'tır. Bunu bize bırakmamış. Bunu bize bırakmamış. Nasıl ki Allahu Teala peygamberleri bir beldeye, bir memlekete peygamber geliyor biliyorsunuz. O peygamberleri insanlar mı seçiyor, Allah mı? Ne dersiniz? Allah seç. Peygamber Allah'ın seçimiyle olur. Bütün kainat bir araya gelse bir adamı peygamber yapamazlar. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Peygamberi peygamber yapan Allah'tır. Allah'ın seçmesiyle olur. Çalışmakla olmaz, rey vermekle, oy vermekle, alkışlamakla, desteklemekle bir insan peygamber olmaz. Peygamber bizzat Allah'ın seçmesiyle olan bir olaydır. Müslümanlara göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bir ailede reisin kim olacağını insanlar mı tayin eder, Allah mı? Allah tayin eder. Ben Müslümanım dedin mi bu hükmü kabul etmek zorundasın. Ya ben Müslümanım ama ailede reis erkektir ifadesini ve ayetini kabul etmiyorum dediğin zaman Kur'an'ın ayetlerinden bir ayeti kabul etmemek suretiyle Müslümanım diyen o insan o andan itibaren ne olur? Dinden çıkar, İslam'dan çıkar, gayrimüslim olur. Hadise budur. Müslüman olmak demek, Kur'an'daki emirleri, hükümleri, esasları kabullenmek demektir. Siz bir senedin altına imza atıyorsunuz. Senedin altına imza atmak demek, o senedin bütün külfetlerine, içindeki paraya, yazılı meblağa ödemediğin zaman seni yargılayacak olan mahkemeye imza atıyor, kabul ediyor musun, etmiyor musun? İmza atmak bu demek zaten. Bu parayı ödeyeceğim, kabulleniyorum, taahhüt ediyorum, ödeyemediğim takdirde şu senette yazılı falan mahkemede yargılanmayı kabul ediyorum diyorsun. Ben Müslüman oldum, mümin oldum, Müslüman oldum dedin mi? Bu anlattığımız meseleleri, reislik meselesini, kadınlık meselesini temelden, esastan kabullenmiş oluyorsun. İman ettim dedin mi? İmza ettim demektir o. Artık bunun tartışması olmaz. Allah'ın hükümleri, Allah'ın varlığı, ahkamı, Kur'an'ı tartışılır mı, tartışılmaz mı? Tartışılmaz. Niye? Allah'ın aklıyla, Kur'an-ı Kerim Allah'ın aklının eseridir. Bizim aklımız ile Allah'ın aklını kıyas edebilir misiniz? Mümkün değil. Küçücük bir akılla sınırlarını tespit etmek mümkün olmayan Allah'ın aklıyla tartışmamız mümkün değil. O bakımdan Allah'ın hükümleri, ayetler, emirler, yasaklar. Ya Allah niçin bunu yasaklamış? Tartış bakalım. Ya tartıştım benim aklıma göre. Ya Allah'ın bu hükmünde isabet yok. Allah hata etmiş. Denir mi? Mümkün değil. Benim aklımın kapasitesi, benim aklımın çapı, efendim ağırlığı Allah'ın aklıyla, Allah'ın ilmiyle kıyaslanmaz ki. Ben oturayım da Allah'la tartışayım. Onun için tartışılmaz. Bir üniversite profesörü yeni konuşmaya başlamış bir çocukla tartışabilir mi? Olmaz ya, tartışılmaz. İnsanla Allah da böyle diyor. Misal olsun söylüyorum. Tartışılmaz. Çünkü Allah ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehim. Allah geçmiş zamanların tamamını da bilir, gelecek zamanların tamamını da bilir diyor. Allah'ın bilgisi fazla. Biz mesela şimdi saat kaç? 2:30'a geliyor. 3:30'da ne olacağını bilmeyiz. Bilir miyiz? Ama Allah bilir. 3000 sene sonra ne olacağını bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهِمْ Geçmiş yılları ve gelecek zamanları, saatleri, dakikaları, neler olacak, nerede olacak, hangi olaylar, hangi insanlar, hangi meseleler, hepsini biliyor. Böyle bir Allah ile bir saat
sonra ne olacağını bilmeyen insan Allah'la tartışabilir mi? Mesele bu da bana. Böyle olduğu içindir ki, bakın bugün Avrupa'da vallahi şimdi artık kadınlar sokaklarda rezil oldular, açıldılar, saçıldılar, satıldılar. Cinsel özgürlük, giyim özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, yaşama özgürlüğü, gezmek, tozmak, dans etmek, keyif etmek, zevk etmek, hep buna özgürlük dediler. Evlerinden çıktılar, iş yerlerine, bürolara, yazıhanelerde sekreter kadın, çalışan kadın, amir kadın, memur kadın, efendim işte tezgahtar kadın, reklamcı kadın, şöyle kadın, ama evler, ev ortadan kalktı, aile kalktı. Avrupa'da aile yok. Kadın da fabrikada, erkek de fabrikada, akşama kadar evde kimse yok. Akşam kadın da işten geliyor eve, erkek de işten geliyor eve. O ev, ev olmaktan çıktı. Otel oldu mu olmadı mı? Otel oldu. Halbuki biz evlenmek diyoruz, ev olacak bu işinde. Bir aile kurumu, mefhumu ortadan kalkıyor. Allah-u Teala aile, kadını bir aile içerisinde tasavvur ediyor. Bakın Arapça nikahlanmak kelimesinin karşılığı evlenmektir. Arapça nikahlanmak, Türkçesi evlenmek. Evlenmek kelimesinin kökünde bakın iki harfli bir kelime var. Nedir? Ev, ev, ev olacak. Fabrika demiyor, iş yeri demiyor, yazıhane demiyor, ev diyor. Kadın ile ev arasında muazzam bağlantı var. Ev demek aile demektir. Aile olunca o ailenin mutlaka reisi olacak. Aileden sorumlu. Aileye vaki olacak tecavüzleri göğüsleyecek, savaşacak ve o ailenin üzerindeki tehlikeleri karşılayacak bir reis, bir başkan lazım mı değil mi? Mutlaka lazım. İşte bu başkanı, bu reisi, aile reisini, aile reisini insanların seçimine, insanların tayinine bırakmadan Allah-u Teala otomatik olarak erkeği ailenin nesi yapmış, siz söyleyin, reisi yapmıştır. Bunu parlamentolar ne derse desin, efendim konseyler, profesörler, sosyologlar falanlar ne de Allah bu hükmü koymuş. Er-ricalü kavvamune alennisa, üç kelime. Erkekler ailede reisdirler. Ailenin amiri, ailenin reisi erkeklerdir diyen Allah'ın kelamıdır. Ben böyle şeyi kabul etmiyorum diyen vallahi İslam'dan otomatik çıkar. Başka izah yok. Ha, şimdi bunu bulduk, buraya getirdik, hükmü anlattık. Reis, ailede reis olunca reisin dışında olanlar o reise ne yapmakla mükelleftirler? Siz söyleyin. İtaat etmekle ya. İtaat edilmediği zaman o ailede, o birlikte anarşi çıkar. Sözü dinlenmiyor. Emri dinlenmiyor, hükmü dinlenmiyor, kimin ne yaptığı bilinmiyor, kimin ne dediği bilinmiyor, kim kimin üzerinde söylemiş yap. Bu zaman o ailedeki birlik bozulur mu bozulmaz mı? Birliğin bozulmaması, birliğin çözülmemesi, kadınla erkekten kurulu çocuklarla döşeli olan ailede huzurun, birliğin, beraberliğin, insanlığın, idarenin devamı o ailenin reisine itaat ile sınırlanmış. Kadın kocasına itaat ederse, çocuklar da babasına itaat ederse, dolayısıyla o evde itaat olursa, o evde huzur, beraberlik, bütünlük, mutluluk o evde devam eder. İşte bu noktayı açıkladıktan sonra şimdi Peygamberimizin hadisini anlamamız kolaylaştı. Kolaylaştı.
Allah'tan başkasına secde